Vay be, ne ekran yapmışım be. Streamlink bile yanından geçemez. Ya da holometrika denen saat yanından bile geçemez bunun. Allah, dolar 18.63 mi olmuş ya? Oha, Bitcoin 16 bin lira ne ara düştü? Ya benim YouTube abonem düşmüş. Lan Instagram'da hala 91 takipçim mi var benim? Senin gibi ekran... Bu iş için bir dokunmatik ekran satın aldım. Bu 11.9 inç. Bu kabloları masanın içinden geçirirken gerçekten çok zorlandım. Çünkü masa ekranları yüzüne hazırlarken gözlerimim yok ki derece arttı. Yani en aşağılara aldığınızda yazılar hala okunabiliyorken... Merhabalar, ben Emre. Geçtiğimiz videoların birinde akıllı bir masa yapmıştım. İzlemediyseniz hemen şuradaki kartı tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu bölümde o masaya bir dokunmatik ekran takacağım. Masa ve odadaki bazı kontrolleri o dokunmatik ekran üzerinden yapmak istiyorum. Ayrıca o dokunmatik ekrandan birçok farklı infografik görebilmek ve gerektiğinde bilgisayarımın ikinci ekranı olarak kullanabilmek istiyorum. Bu iş için bir dokunmatik ekran satın aldım. Bu 11.9 inçlik bir ekran ve dokunmatik. Ultra wide bir ekran. Yani monitörüm de ultra wide olduğu için bu ekranın da oldukça geniş olmasını istedim ve 16.9 formattan çok çok daha geniş, hatta benim monitörüm formatından bile çok daha geniş bir ekran. Çok daha güzel gözükeceğini sanıyorum. Panellerin daha rahat hareket ettirilebileceğini sanıyorum bu ekran üzerine. Öncelikle bu ekranı kutusundan açalım ve masaya monte etmeye geçelim. Sonrasında ise bu ekran için bir yazılım yapacağız ve her şeyi bu ekran üzerinden yönetmeye çalışacağız. Şimdi videoya geçmeden önce abone de olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın çünkü söylemem gereken bir şey var mıydı? Evet, geçelim. Videoya geçelim. Hadi o zaman ekranı kutusundan çıkartalım. Like
nihayet ekranı buraya monte etmeyi başardım. Şu anda ekran orada gayet stabil ve tertemiz bir şekilde durabiliyor ve herhangi bir titreşim, sallanma, sarsıntı vesaire yok. Burası çünkü şu an taş gibi vidaladım ve çok sağlam bir şekilde tutuyor. Şimdi ben bu masayı yaparken eski bilgisayarımı bir sunucuya çevirip duvara monte etmiştim. Bu ekranı da o sunucu yaptığım bilgisayara bağladım. Bu ekran bilgisayara HDMI ve dokunmatik kontrolü için USB üzerinden bağlanıyor. Aynı zamanda enerjisini de dokunmatik için bağladığımız USB'den alabiliyor. Yani bu iki kabloyu sunucu yaptığım bilgisayara bağlamam yeterli oluyor. Bu kabloları masanın içinden geçirirken gerçekten çok zorlandım. Çünkü masanın altında o kadar çok şey var ki onları her birini sökmek çok ciddi bir zamanımı alacağı için her birini sökemedim. Vidaların bazılarını gevşeterek masayı kaldırıp geçirmeye çalıştım ama HDMI kablosu çok berbat bir kablo ya. HDMI kablosunu hiç sevmiyorum. O kadar kalın ve kolayca bir yerlerden geçmiyor. Kolay şekil almıyor, ne bileyim. Yani kocaman, kaba böyle rahatsız ya. Bunlar böyle Type-C gibi olsa ne bileyim yani. Çok daha güzel olabilirmiş ama her neyse şu an konumuz bu değil. Evet, şimdi bu ekranı sunucu yaptığım bilgisayara bağladım. Fakat şu an göreceğiniz üzere ekranda herhangi bir görüntü yok. Çünkü sunucu olan bilgisayarda CentOS işletim sistemi kurulu ve şu an üzerinde kurulu olan işletim sistemi bir server işletim sistemi olduğu için bir arayüz bulunmuyor. Yani bir masaüstü arayüzü bulunmuyor. Bunun için sonradan masaüstü yazılımı eklenebiliyor sanırım. Fakat ben o bilgisayarın işletim sistemini değiştirmek istediğim için ilk önce sunucu bilgisayarına farklı bir işletim sistemi kuracağım. Bu sefer Ubuntu kullanmak istiyorum ve masaüstü arayüzü olan bir Ubuntu kuracağım. Bakalım nasıl bir deneyim olacak bir sunucu bilgisayarında. Masaüstü arayüzü olan bir Ubuntu daha önce hiç denemedim. Ubuntu denedim fakat masaüstü arayüzü hiç kullanmadım. Hatta Linux'ta çok nadir kullanmışımdır bugüne kadar masaüstü arayüzü. Zaten masaüstü arayüzüyle de çok işim olmayacak. Buraya ayrı bir yazılım yapacağım ve bir kontrol paneli olacak. Buradan ekran parlaklığını, bilgisayarın ses seviyesini, masanın yüksekliğini, fanları, aydınlatmaları vesaire kolayca yönetebilmek ve bazı bilgileri kolayca görebilmek istiyorum. Hatta bilgisayarı kapatıp açma veya masa üzerindeki elektrikleri yönetme gibi işlemleri de kolayca yapabilmek istiyorum bu ekran üzerinden. Tabii bir de şöyle bir durum var. Daha önce masanın altına yaptığım aydınlatma ve klavye mouse'un aydınlatması şu an ekran resmini örnekleyerek çalışıyor. Yani ekrandaki renklere göre kendisi de renklendirme uyarlıyor. Bu ekranda aynı şekilde olmasını istiyorum. Ekran resmim neyse tüm ambiyans ona uygun bir şekilde olsun istiyorum. Bakalım sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dokunmatik ekranlı masam olur demeyin çünkü tam da böyle bir şey yaptın. Bilgisayarımdaki ekran resmini aynen buraya alıyor ve arka planda oynatıyor. Burada ise masamı açıp kapatabiliyorum, aydınlatmalarını açıp kapatabiliyorum veya bu ekranı ikinci bir monitör olarak kullanabiliyorum. Burada MacBook'umu uyutup altındaki ekstra fanı çalıştırabiliyorum veya sunucu yaptığım bilgisayarı yeniden başlatıp onun da ekstra fanını çalıştırabiliyorum. Bununla birlikte kalmayıp anlık Bitcoin düşüşünü görebiliyor ve batışımı anlık olarak hesaplayabiliyorum. Burada ise günün tarihi, mevcut hava durumu ve bilgisayarı
bilgisayarımda şu an çalan müziği görebiliyorum. Burada ise bilgisayarımın ve ekranın parlaklığını aynı anda değiştirebiliyorum. Şimdi biraz arttırayım. Oo, kamera için biraz fazla oldu. Şimdi daha iyi. Burada ise bilgisayarım sesini arttırıp azaltabiliyorum. Ve burada masayı tam olarak indirebiliyorum. Gördüğünüz gibi masa 104 santimden şu anda 77 santime kadar iniyor. Masamız yine dururken siz de beni takip etmeyi ve nasıl yapıldığını öğrenebilmek için YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Bu ekranı yapan çocuk miyop oldu. Evet, bu ekranları yüzüne hazırlarken gözlerimin miyopu yaklaşık 2 derece arttı. Her neyse. Ama sonunda ekranları yüzünü bitirmeyi tamamladım. Tam istediğim gibi bilgisayarın ekran resminin aynısı. Orada da oynuyor ve aynı renk paletiyle bir arayüz oluşturuyor bize. Arayüzü glass morfizm tasarım trendlerine uygun olarak tasarladım. Yani arayüz bir cam görüntüsü veriyor bize. Tabi bunu en minimal haliyle tasarladım. Bence kısa zaman için çok hoş bir şey ortaya çıktı. Tabi biraz daha zamanım olsaydı illaki daha güzel şeyler ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Tabi beni asıl uğraştıran kısım bunun yazılım tarafı oldu. Ekran videosunu oraya aktarmak, bilgisayarın parlaklık bilgisini, çalan müzik bilgisini, ki bu çok zor oldu. Gerçekten farklı bir dille yazmam gerekti. macOS'in şu anda çalan müzik verisini almak için Swift'le yazdım. Normalde Node.js. Farklı bir yazılım dili kullanmak zorunda kaldım. Ve yine aydınlatmaları, fanları kontrol edebilecek yapıyı hazırladım. Aslında aklımda çok daha fazla şey var. Bakalım belki bir bölüm 2 yapıp çok daha ekstra şeyler eklenebilir. Ekran benim şu anda kullandığım bilgisayardan tamamen bağımsız olarak sunucu yapıyorum. Eski notebook'uma bağlı ve ben buradan bilgisayarımı çıkarsam bile otomatik olarak çalışıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bilgisayarım kapalıyken veya uzaktayken otomatik olarak ekran kendini koruma amaçlı kapatıyor. Ama dokunduğumda tekrar aktif hale geliyor veya bilgisayarımı açtığımda, bu masada açtığımda tekrar aktif hale geliyor. Uzak bir diyarda açtığımda aktif hale gelmiyor. Yani ekran, yani diğer sunucu benim ana bilgisayarımın masada olup olmadığını ve açık olup olmadığını aslında her zaman denetliyor. Bilgisayarımı kapattığımda veya uyku moduna aldığımda bu ekran uyku moduna geçiyor ama tek dokunuşla uyanabiliyor. Veya bilgisayarımı açtığımda otomatik olarak uyku modundan çıkıyor ve açılıyor. Neyse, fazla uzatmayalım. Şimdi biraz yaklaşım ve size detaylı olarak ekranda neler olduğunu ve neler yapılabildiğini göstereyim. Evet, şimdi masa altındaki aydınlatma bu şekilde. Ve ekran resmim bu şekilde: bir uçan Son Goku. Kırmızı arka planlı bir güneş var ve önünde uçan bulutlu bir çocuk var. O da siyah renkli. Alttaki ışık bir bunun renk paletini çıkartıp ona göre örnekliyor kendisine. Şu an ekranda tam olarak renkleri belli olmuyor ama aşağı yukarı anladınız siz. Klavye ve mouse ise ekranı direkt olarak örnekliyor. Her pikselini örnekleyerek ona göre klavye ve mouse'daki her bir led'i ayrı ayrı aydınlatıyor. Bu yeni ekranda ise direkt olarak videoyu buraya aktarıyor ve aynı şekilde burada da videoyu aktarmaya başlıyor. Onun haricinde size teker teker şu fonksiyonları anlatmaya başlayayım. En sol üstten başlayacak olursak burada masa yazıyor ve 3 adet kontrol butonu var. En solda da bir masayı belirten logo var. Buna bastığımızda ekran kendisini uyku moduna alıyor ve tekrar ekranın herhangi bir yerine dokunduğum anda uyku modundan çıkıyor. Bir sonraki alt taraftaki masanın aydınlatmasını açıyor, kapatıyor ve bir sonrakine bastığımda ise bu ekranı bilgisayarın ikinci ekranı olarak kullanabiliyorum. Buraya bilgisayarımdan bir pencere sürükleyip işlerimi burada halletmeye devam edebiliyorum. Veya burada bir video açıp bilgisayarımdaki ekranı işgal etmiyorum. Hemen alttaki kısma gelirsek burada MacBook'la ilgili ayarlar var. MacBook açıksa bu buton otomatikman aktif gözüküyor. Tıkladığımda MacBook otomatikman kapatıyor veya açabiliyor. Yine MacBook uyku moduna alıp uyku modundan çıkartabiliyor. Veya bunu aradığımda MacBook'un altındaki fanı açıp kapatabiliyorum. En alttaki bölümde ise sunucu için yapabileceğimiz kontroller bulunuyor. Bunlar sırasıyla açma ve kapatma, reset atma ve yine sunucu bilgisayarın havalandırmasını açma ve kapatma özelliği. Bu havalandırma diye bahsettiklerim benim ekstra eklediğim fanlar oluyor. Eğer önceki videoyu izlediyseniz bunları biliyorsunuzdur muhtemelen. Hemen yan tarafa geldiğimizde ise burada parlaklık ses ayarı ve masanın yükseklik ayarı bizleri karşılıyor. Parlaklık ayarı hem bu ekranı etkiliyor hem de monitörümü etkiliyor. Yani bunu açtığımda buradaki parlaklık da açılıyor. Monitörümdeki parlaklık da açılıyor. İndirdiğimde parlaklığını yine buradaki parlaklık da iniyor. Monitörümdeki parlaklık da iniyor. Fakat bu ekrana bu özelliği yaparken şöyle bir şeye çok dikkat ettim. Ben bu ekranın en düşük parlaklıkta tamamen çok az görünür olmasını istemiyorum. Sadece gerçekten parlaklığının azalmasını istiyorum ama yazılar ve butonlar net bir şekilde görünsün istiyorum. Bu yüzden parlaklık azalırken sadece ekranın parlaklığı azalmıyor. Aynı zamanda arkadaki videoda koyulaşıyor. Yani en aşağılara aldığımızda yazılar halen okunabiliyorken arkadaki video şu an çok belirsiz bir hale geliyor. Tabii kamerada biraz daha fazla koyu
görüyorsunuz ama şu an göz için çok rahat bir görüntü elde etmiş oluyorum. Yani normalde sadece parlaklıkla düşürüyor olsam bu kadar yazılarda okunmaz hale geliyordu. Fakat yazılardan biraz videodan daha çok kısarak parlaklığı bu şekilde daha konforlu bir görüş sağladığımı düşünüyorum. Sonrasında yine burada ses ayarı var. Bu ses ayarı da benim şu an kullandığım bilgisayar ses ayarı. Bilgisayardan değiştirdiğimde ses ayarını örneğin şu an klavyeden kısıyorum. Burada da kısılıyor. Tabi 1 saniye gecikmeli geliyor ama hiç sıkıntı değil farklı bilgisayarlardan olduğu için. Ya yani buradan açtığımda bilgisayardaki ses de açılmış oluyor. Diğeri ise masanın yüksekliği. Şu anda masa 109 cm'de ve en düşük 77 cm'ye kadar düşebiliyor. Onu da buradan ayarlayabiliyorum veya Siri ile yine yönetebiliyorum onu. Bir ufak deneyim. Şöyle ama 1 cm kadar düşürmüş olmam gerekiyor. Aynen bir 107 santimlere kadar gittik şu anda. Göstergede animasyonlu bir şekilde alçalıyor veya artıyor masanın durumuna göre. Aynı zamanda tabii ki santimetre göstergesi de aynı şekilde. O da değişiyor otomatikman masanın yüksekliği değiştikçe. Hemen altında şu anda bilgisayarımda çalan müzik görünüyor. Bu müziğin hangi player'de çaldığının hiçbir önemi yok. İnternet tarayıcıdan da çalabilir. Apple Müzik'ten de çalabilir. Spotify'dan da çalabilir. Hiç sıkıntı yok. Burada şarkı adı, şarkıcı adı ve kapak resmi görünüyor. Bu kapak resmini Apple'ın API'lerinden çekiyorum. Çünkü bilgisayardan çektiğimde her uygulama bu kapak resmini vermiyor. Ve orada bir kapak resmi gözükmediği de benim hoşuma gitmiyor. Bir altında şu anda Antalya'da havanın kaç derece olduğunu ve havanın bulutlu olduğunu gösteriyor. Bunu da API'den Open Weather Map sanırım çekiyorum. O da ücretsiz bir API yine. En altta da günün tarihi, ayı ve hangi gün olduğu yazıyor. Tabii oraya bir de saat de ekleyebilirim aslında. Hiç fena olmaz. Ve bu kısımda şu anda aktif YouTube abone sayısı gözüküyor. Lütfen şuna bir arkadaşlar şuna bir el atalım ya. Şunu yani 8000 bir 10.000 yapalım artık. Yapmasak mı? Şurada bir 10.000'i görmek istiyorum ya. Şu ekran şöyle bir kassın istiyorum ya. Şöyle fırlasın istiyorum biraz. Hemen şuradan bir abone olursanız sevinirim. Şu sayacı bir patlatalım ya. Şu daha büyük ekran alalım sırf sayaç için. Aynı zamanda burada aktif Instagram takipçim, aktif dolar kuru veya Bitcoin kuru gözüküyor. Bu sırasıyla animasyonlu bir şekilde 5-10 dakikada bir değişiyor. Ekran genel hatlarıyla bu şekilde. Evet. Ekran ana hatlarıyla bu şekilde. Evet sayın seyircilerimiz bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Sponsor bulmayı falan geçtim. Gerçekten YouTube artık videolarım beğenilmediği için beni önermiyor. Beni sadece 7000 abonemin 3-5 kişisine öneriyor sadece. Arkadaşlar beni bu çukurdan lütfen bir kurtaralım. Abone değilseniz bir abone olursanız bir beğen tuşuna basarsanız çok memnuniyet arz ederim size. Lütfen. Beğenilme ve abone oranlarımız çok düşük. İzlenme oranlarımız da düşük. Bir paylaşırsanız da hoşuma gider. Neyse lafı da fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.